Merhaba arkadaşlar. Makrom ifşa oldu, ban yedim diye bir başlık attım. Çünkü biliyorum ki bizim milletimiz polemik sever, kavga sever, başkalarının kötü duruma düşmesinden büyük zevk alır. Bu yüzden ilgi çekeceğini düşündüm ve böyle bir başlık attım. Ayrıca bu video bana makro diyen arkadaşlar var. Onlara cevap niteliğinde olacaktır. Ayrıca bana makro diyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlar öyle dediği zaman seviniyorum. Demek diyorum ben bu oyunu iyi oynuyorum. Ki yaşım oldu artı 40 arkadaşlar. 40 yaşını geçtik artık. O yüzden seviniyorum. Ha, genç olsam sevinmem de demek hala diyorum ben bu oyunu oynayabiliyorum ki arkadaşlar iyi görüyorlar. Hatta makro olduğumu falan düşünüyorlar. Makro kullanmıyorum maalesef arkadaşlar. Sizin düşündüğünüz gibi değil. Çünkü makro benim için hiledir arkadaşlar. Hadi canım yıl 2020 makro hile olur mu falan diyebilirsiniz. Evet. Yeteneğinizin üstünde bir şey yapıyorsanız bu benim için hiledir. Sen de biliyorsun adamın peşinden koşarken veya bir partinin arasına girdiği zaman skillere basarken aynı zamanda sağ klik yapamadığının sen de farkındasın. Yani bu neyi gösteriyor? Beynin buna elverişli değil. O yüzden makro kullanmak zorundasın. Tamam, saygı duyarım. Yeteneğinin dışına. Benim öyle bir derdim yok. Ben gireyim de ölümsüz olayım. İki parti adamın arasına gireyim de minörle çıkayım oradan. Araya da bir iki tane HP pot, 1080 pot ibex sıkıştırırım. Kurtulurum diye bir kaygım yok. Ben girerim. İki tane vururum. Yatırırsam yatırırım. Yatarsam yatarım. Bu benim için sorun değil. Ama bu senin için sorun ki kullanıyorsun bunu. E tamam, saygı duyarım. Bir de kendilerini aklamak için yıl olmuş 2021 diyenler var. Kardeşim yıl 2050 de olsa makro makrodur. Hile hiledir yani. Yılın 2021 olması senin makro kullandığını aklayacak diye bir şey yok. Hile hiledir. Şimdi biraz sonra Draki'ye gireceğim arkadaşlar. Draki'de size gösteririm nasıl minör attığımı. Hatta alt tap yaparız. Bakarız programımız var mı yok mu. Aslında öyle çok iyi de minör atmıyorum ama sağ olsun arkadaşlar demek ki iyi görüyor. Hatta bazen minör atarken ekranım bu şekilde döner benim. Çünkü sağ klik bastığım için adamlardan kaçarken bu şekilde dönüyor. Bazı şeyleri kaçırabiliyorum tabii. Ya olsun, ben zaten iyi player olduğumu kabul etmiyorum yani. Öyle bir şey düşünmüyorum. Bir de bana makro town kullanıyorsun diyenler var. Vallahi öyle bir şey varsa siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk defa sizlerden duyuyorum böyle bir şeyi. Yani bir adamı lekeleyeceksiniz de bu kadar ucuz yolu olmaz. Makro Town. O neymiş? Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Vallahi duymadım şimdiye kadar. Ama ben size öğreteyim arkadaşlar. Benim bu oyunda fazla geçmişim yok. Sizin gibi 10 yıl, 15 yılımı bu oyuna vermedim. Ben 10 yıl önce sadece İonya'da 1 sene oynadım bu oyunu. Kaos'ta birinci oldum. 200 GB'lik Asas'la hile kullanmayacak kadar veya kullanacak kadar salak değilim. Birinci oldum, çıktım. Birinci oldum diye seviniyorum. DC yedim. Bir girdim Third Party Tools. Büyük bir ihtimalle GM'ler beni duvardan geçen veya Spitek kullanan adamlarla karıştırdı. O kadar hile varken tebrik ediyorum onları. Hile kullanmayan bir adamı seçtiler ve banladılar ve oyunu bıraktırdılar bana. Tabi o zamanlar %30, %40 civarında bir hile kullanımı vardı. Trenler falan vardı. Bana oyunun düzeldiğini söylediler. Altar'da başladım 10 sene sonra. Altar'a geldiğimde ne gördüm? Bu sefer hile kullanımının %100 olduğunu gördüm arkadaşlar. Şimdi sizin için oyun düzelmiş olabilir. Benim için hile oranı artmış. VS atıyorlar. Neyi atıyorsun? Mouse'lar kapışıyor. Sen player değilsin ki. Yani makronu açıyorsun. Seninki Logitech'tir. Ötekininki bilmem nedir. Ötekininki Asus'tur. Makrolarınız kapışıyor. Siz neyi kapıştırıyorsunuz? Kim daha iyi minor atarsa, kim daha iyi can toplarsa o kazanıyor. Veya itemler konuşuyor burada. Yani ben çok iyi player'ım diyenler var. Artı 10 şartlı adamlar var. Çık karşısına. Yani itemin yaptığından sen niye gurur duyuyorsun? Onu anlamadım. Gurur duyulacak bir şey yok ki bu. Sen zaten yetenekli olsan hile kullanmazsın. Ha, herkes kullanıyor bunu. Benim için yetenek dışı bir şey arkadaşlar. Neyse.
Gelelim town meselesine. Ha bu arada VS'lere gerek yok arkadaşlar. Yani saçma sapan pot harcıyorsunuz. Gidiyorsunuz ondan sonra ayda 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira Ibex pota veriyorsunuz. Siz bana iteminizi söyleyin. Siz bana mesleğinizi söyleyin. Gelirinizi söyleyin. O güne yaptığınız yatırımı söyleyin. Ben size kimin kazanacağını söyleyeyim. Yani artı 7 şelli adamla artı 9 mitrilli adam bir mi? Boşuna sahneye, arenaya çıkmanıza gerek yok. Siz bana sorun kim kazanır bunu diye ben size kimin kazanacağını söyleyeyim. Ha, bazen istisnai durumlar var. Bazen. Artı 9 mitril setli adam, artı 8 mitril setli adama yenilebilir. Ha, onların da ayrı bir yetenek. Ona diyecek bir şeyim yok. Town olayına gelince arkadaşlar bizim eskiden oynadığımızda burada set makro yoktu. Yani pazarda alışveriş yaparken biz bu yazılarımızı buraya yazarak atardık. Mesela sel elf belt yazardık. Caps Lock'un altında shift tuşu var arkadaşlar. Bakın shift. Shift'e basıp sağ üstte klavyenin home tuşu var. Bir kere home tuşuna basardık. Scroll gördüğünüz gibi sağdan sola geçti. Yani bu yazının üstünü çizmiş oldu. Bundan sonra Ctrl C yapıp bunu kopyalarız arkadaşlar. Bir kere Ctrl ile C'ye bastığın zaman üstünü çizdiği yazıyı kopyalar. Ondan sonra V ile istediğiniz kadar yapıştırabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi. Enter'a bastığınız zaman da atar. Şimdi bu şekilde atardık. Enter, Ctrl ve Enter. Gördüğünüz gibi. Şimdi ban yeniliyor. Fazla atılmıyor. Yani piyan blok koyuyor galiba. Fazla atılmıyor. Neyse ben bunu nerede kullanıyorum? Ben bunu town atarken kullanıyorum arkadaşlar. Ben hey town olarak açık gezdiğimi düşünen arkadaşlar var. Hayatta hey'e basmam ben. Hayatta hey'e basmam. Evet çok hızlı town attığımı söyleyen arkadaşlar var. Onlara katılıyorum. Çok hızlı town atarım. Bakın bunu shift home tuşuna bastım. Üstünü çizdim. Ctrl C yapıyorum. Ctrl V yaptığım zaman town atacak. Şimdi bazı arkadaşlar Discord veriyor. Kopyalıyorum. Bazen attığım zaman Discord'u yapıştırıyorum oraya. Çünkü benim her zaman kopyamda town yazısı vardır arkadaşlar. Oyuna başladığım zaman, girdiğim zaman, PK'ya çıkacağım zaman bu town yazısını kopyalarım ben. Hep böyle kopyada kalır o. İşte bazen oluyor bir yazı kopyalıyorum veya ne bileyim Facebook'ta bir yazı kopyalıyorum. Burada yapıştırdığım zaman bakıyorum tam yerine o çıkıyor PK sırasında. Rezil oluyoruz tabii. Böyle şeyler olacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bakın Ctrl V yaptığım zaman town yazısı çıkıyor. Enter'a bastığım zaman town atacak. Bakın bunu koşarken yapayım. Enter Ctrl V yapacağım. Ve sonra bir daha Enter'a basacağım. Gördüğünüz gibi town attı. Gördüğünüz gibi town attı. Gördüğünüz gibi town attı. Yani bu makro mu? Yani makro ile yapsam bu kadar hızlı atmaz ki. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. İki defa yapıştırmayacaksınız ama atmaz o zaman. Yani PK sırasında gidiyorum. Adamları görüyorum veya DB yedim. Hemen 1 milisaniye sürmüyor. Gördüğünüz gibi. Ben buradan H harfine basacağım da. Buradan Town'u seçeceğim de. Enter'a basacağım da. Ölme eşeğim ölme. Yani sizin düşündüğünüz gibi Hey Town açık gezmiyorum arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Hani benim gibi bir player'dan öğrenecekleriniz varmış. Vay halinize. Mouse'um bu arkadaşlar. Logitech M220. Evet Logitech kullanıyorum ama gördüğünüz gibi iki tuşlu bir mouse. Makrosu yok. Bazen yayınlarda görüyorum Twitch'te sağ klik sesi gelmiyor diyorlar. Arkadaşlar artık gördüğünüz gibi bu mouse silent. Sessiz mouse. Klik sesi olmayan mouse'lar var. Ben de hoşlanmam çıt 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 klik sesinden. Gördüğünüz gibi bu mouse silent'tır. Yani bilmeyen arkadaşlar yıl 2021 olmuş. Böyle teknolojiler ilerledi artık. Gidip bir MediaMarkt'tan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sağ klik, sol klik sesi yoktur bunlarda. Minör'ü nasıl atarım?
Biraz sonra Drake'ye gireceğim arkadaşlar. Nasıl minor attığımı size orada daha rahat gösteririm yaratığın karşısında. Görürsünüz. Aslında öyle çok iyi bir minor çıkışım yoktur ama nedense arkadaşlar beni hile zannediyorlar. Makro zannediyorlar. Ben onlara yeniden teşekkür ediyorum. Biraz sonra Drake ile görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın şimdilik. Makrom ifşa oldu. Ban yedim videosuna devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle size göstereyim. Herhangi bir makro program var mı? Siz bunu incelersiniz arkadaşlar. Videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Alt tarafta herhangi bir açık program var mı? Veya programlarıma bakalım. Herhangi bir makro program var mı? Siz bunu incelersiniz. Şimdi bu yaratıkla hem kaçarken hem BS atarken minor atacağım. Bakın bakalım makro muymuş. Bu arada da bu yaratık yapıştırır. Zor bir yaratık. Bana göre zor. Defansıma göre zor. Ama deneyeceğiz. Klavyemi soran arkadaşlar var. Ben arkadaşlar A4 Tech diye ucuz bir klavye kullanıyorum. Çünkü benim klavye seçimlerimde iki kriterim vardır. Bir tanesi bakmadan oynadığım için Enter tuşu geniş olacak arkadaşlar. Çünkü Enter'a bastığım zaman orada I harfine, Ö harfine, Ş harfine basmak istemiyorum. O yüzden Enter'ını geniş klavye seçiyorum. Mekanik klavye kullanmıyorum. İkincisi de laptop düzenli bir klavye olacak. F4 ile F5 arasında, F8 ile F9 arasında boşluk olmayacak. Elim uzanmıyor. O yüzden bu klavyeyi kullanıyorum. Bunun F tuşları arasında bir boşluk yok. Yani çok enteresan bir oyun kitlesi var. Yani düşünüyorum. Gaming monitör alıyor. 3000 lira, 5000 lira gaming monitör alıyor. 1024 çözünürlükte, tüplü monitör çözünürlüğünde oyun oynuyor. 7+1 ses sistemi alıyor. Binlerce lira verip ve oyunu sessiz oynuyor. Yani böyle bir kitle PUBG'de yok, Assassin's Creed'de yok. Düşünsenize PUBG oynuyorsunuz, oyunun sesini kısıyorsunuz. Ben bu oyunu sessiz oynuyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman da kısmayı düşünmüyorum. Minör sesini seviyorum. Pot basma sesini seviyorum. Bana gelen hell sesini seviyorum ve spike sesini seviyorum ve ben bu oyunu sesli oynuyorum arkadaşlar. Yani böyle bir kitle sadece Knight'ta var. Yani düşünün Assassin's Creed oynuyorsun veya Cyberpunk oynuyorsun, oyunun sesini kısmışsın, kulağında da 7+1 ses sistemi var. Düşünseniz ya, RTX 3090 alıyorsun 15 bin lira, 17 bin lira ekran kartı. Niçin? Knight Online'ın 1024 çözünürlükte tüplü monitör çözünürlüğünde oynayacaksın diye. Bu kadar masrafa gerek yok arkadaşlar. Ve böyle bir kitlenin bana makro demesi normal. Yani yadırgamıyorum. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar buna. Minörlerimiz nasıl çıkacak. Evet, hemen yapıştırdı. Yapma be, hemen öldürecektim be. Evet, minörlerimiz çıkıyor arkadaşlar. Nasıl, makron güzel çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yapıştırıyor. Ama biz minörümüzü atmaya yine de devam ediyoruz. Bir de BS şeklinde deneyelim bakalım. Pis vuruyor. Yine. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar minörümüzü gayet iyi elimizde atabiliyoruz. Yani sen yapamıyorsun diye ben de yapamayacağım anlamına gelmiyor. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu içerik hem sesli içerik üret diyen arkadaşlara gelsin, hem sen makrosun diyen arkadaşlara gelsin.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.